Merhabalar, ben kalıcı makyaj uzmanı Tuğba Ayfoğlu Turgut. Canlı Tuvaller programına hoş geldiniz. Bu haftaki konuğumuz genç diyetisyen Buse Çapraz Hanım. Hoş geldiniz Buse Hanım. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkürler, siz? Ben de iyiyim, teşekkürler. Bizim bayanların geleneksel kilo problemlerimiz, ben dahil herkeste bazı problemlerimiz var kilo ile ilgili. Bunlarla ilgili bugün biraz konuşacağız, sohbet edeceğiz. Biraz kendinizden bahsedebilir misiniz öncelikle? Buse Çapraz, ben 26 yaşındayım. Yeditepe Üniversitesi mezunuyum. Şu anda Okan Üniversitesi'nde yüksek lisans yapıyorum. Özellikle zayıflama, obezite tedavisi, kilo yönetimi, kilo koruma bu alanlar üzerine çalışıyorum. Çok bu güzel. Şekilde. Çok güzel. Şimdi tek tek bütün sorulara başlayacağız size. Öncelikle alkali diyet ile kilo verebilir miyiz? Aslında bu şu anda günümüzde çok popüler olan ve genellikle yanlış anlaşılan bir konu. Alkali diyetle kilo vermek mümkün değil. Bu vücudumuzun kendi içinde bir dengesi var. Örneğin biz 40 derece sıcaklıkta bizim ateşimiz çıkmıyorsa veya çok soğukta vücut ısımızda bir düşüş olmuyorsa, aynı şekilde ne yediğimizin de kanımızın pH'ini veya suyun pH'ini değiştirme özelliği yok. Sağlıklı insanda bu şekilde işliyor. Dolayısıyla çok asidik, mesela kırmızı et veya çok alkali, sebze ve meyveler tüketmemiz kilo vermemize bu anlamda yardımcı olmuyor. Bizim odaklandığımız şey daha çok ne yediğimizden değil, ne kadar yediğimiz önemli. Bunu da doktora danışmadan da burada da bir püf nokta diyeyim o zaman. Danışmadan kendi kafamıza göre de diyet yapmamamız Aynen, gerekiyor. Aynen, popüler diyetler aslında çok tercih edilmemesi ve sağlığımızı kötü yönde etkileyen diyetler. Vücut potansiyeli ya da vücudun nasıl bir tepki vereceğini bilmiyoruz çünkü. Aynen öyle. Bir de vücudumuzun susuz kalması, kilo almayı sebep mi? Ya çünkü biz genellikle suyu az tüketen milletiz. Çok fazla su içmiyoruz. Evet ki zaten genellikle ilk sorun buradan kaynaklanıyor dediğiniz gibi. Suyu az tüketirsek eğer kilo vermede kesinlikle sıkıntı yaşıyoruz. Çünkü su besinlerin emilimi, sindirimi, vücuttan artık maddelerin atılmasında en önemli mekanizmalardan biri. Dolayısıyla suyu az tükettiğimiz zaman vücuttan artık maddelerin atılımında sıkıntı oluyor. Ve besinlerin sindiriminde de aynı şekilde gecikme oluyor. Sonuç olarak da kilo vermede sıkıntı Yani suyu yaşayabiliyoruz. Bol bol tüketmemiz gerekiyor. Aynen öyle. Amerikan Diyetisyen Derneği'nin de önerdiği günlük 11 bardak suyu mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Duydunuz mu hanımlar? Bol bol su içeceğiz. Vücudumuzu dengelemek için, rahat kilo vermek için. Metabolizmayı hızlandırmak için. Aynı şekilde. Bir de bizim bayanlarda genellikle basen, bölgesel yağlanma, baylarda da erkeklerde de göbek, karın taraflarında yağlanma oluyor. Bu yağlanmanın sebepleri neler? Bu çok evet, problem çünkü biz hepimiz için. Genellikle iki tipi dediğiniz gibi ayırıyoruz. Elma tipi yağlanma erkeklerde bel ve karın çevresinde evet, oluyor. Bayanlarda da armut tipi yağlanma kalça ve basen bölgesinde oluyor. Fakat menopoz sonrası kadınlarda da elma tipi yağlanmayı çokça görebiliyoruz. Yediğimiz yiyeceklere baktığımızda yağ içeriği yüksek yiyecekler, aynı şekilde glisemik indeksi yani şeker içeriği yüksek besinler ve karbonhidrat içeriği yüksek besinler bölgesel yağlanmaya neden oluyor. Şey, mesela diyete gelmeden önce herhangi bir ölçümlerden, vücutta tahlillerden geçiliyor değil mi? Yani evet. Vücudun nasıl bir tepki verdiğine göre de değişiyor yani bunlar. Evet, yani zaten eğer altında metabolik bir sıkıntı varsa yaptığımız tahlillerden ona göre bir diyet programı uyguluyoruz. Ama genel olarak da tabii ki şekerli, yağlı besinler vücutta bölgesel yağlanmaya neden olabiliyor. Uzak duracağız. Evet, yağlardan, un mamullerinden uzak duracağız. Bir de bir şey daha soracağım. Genetik olabiliyor mu? Mesela annede basen problemi var ya da annede karın problemi var. Genetik olarak da... Tabii bunda genetiğin de etkisi var. Ama menopozdan sonra dediğimiz gibi eğer bir bayan kilo almaya yatkın değilse bile bu dönemden sonra östrojen hormonunun azalmasıyla beraber ister istemez o bel ve karın bölgesinde yağlanmayı görebiliyoruz. Burada da tabii ki bir sağlıklı beslenme ve fiziksel aktiviteyi arttırmayı öneriyoruz her zaman. Çok güzel. Şimdi bir sürü diyet çeşitlerimiz var. Light
diyetler. Onu da çok kullanıyoruz. Onlar sağlıklı mı, nasıl? Hep light direkt diyetlerle mi yapmamız lazım? Onlar hakkında da biraz bilgi alalım size. Light ürünlerle ilgili de genel bir yanlış anlaşılma ve bir farklı bir algı var. Herkes kalorisiz zannediyor ve istediğim kadar yiyebilirim, tüketebilirim düşüncesi var. Kesinlikle yanlış. Kilo vermekten ziyade kilo alımına bile neden olabilir. Dolayısıyla light ürünlerin bir uzman tarafından diyete doğru şekilde entegre edilmesi gerekiyor. Yani burada sadece değişen şey aslında porsiyon miktarı. Örnek verecek olursak, mesela bir dilim ekmeği baz alırsak, bir dilim ekmek, iki tane normal bisküvi, dört tane de diyet bisküviye denk geliyor. Yani light ürün tükettiğimizde porsiyon miktarını sadece arttırmış oluyoruz. Ya herhangi bir değişiklik olmuyor. Sadece yediğinin onunla denkleşmiş oluyor yani. Aynen öyle. Yani kalorisi birazcık daha az normal ürüne göre. Ama onun dışında tabii ki bu demek değil ki sınırsız tüketebiliriz. Bunların da belli bir miktarı. Bizim asıl sorunumuz bence ülke olarak porsiyon kontrolünde sıkıntı yaşıyoruz. Biz biraz boğazımıza düşkün millet. Ama geleneksel yemeklerimiz ama tatlılarımız, yani tatlıya geleceğim sıra, tatlıya geleceğiz. Biz bayanlar tatlıya çok düşkünüz. Erkekler de var da biz bayanlar daha düşkünüz. Bayanlar. Tatlılarda kilo almamıza sebep olacak ya da yani kilo almadan yiyebileceğimiz tatlı ürünler var mıdır? Zaten genellikle önerdiğimiz şerbetli tatlılardan uzak duruyoruz. Sütlü tatlılara yöneliyoruz ama evde de uygulayabileceğimiz kendi tariflerimizi yaratabiliriz. Buna örnek verecek olursak mesela az yağlı bir sütle içine kuru meyveler doğrayarak ve pirinç unu da kullanarak kendi hafif muhallebinizi yaratmış olursunuz. Aynı şekilde mesela Dünya Sağlık Örgütü'nün artık pişebilen tatlandırıcıları onayladığını da biliyoruz. Bununla beraber meyve tatlıları yapabiliriz. Kabak tatlısı, üzerine ceviz ve diyet. Şerbetlilerden mi kaçınalım, öyle mi? Şerbetlilerden kaçınalım, meyve tatlılarına yönelelim, birazcık da sütlü tatlılara yönelelim diyoruz. Daha dikkatli tatlı, yani tatlı yiyelim ama dikkatli dikkatli. Tabii her zaman porsiyon kontrolü diyoruz, yiyelim ama az yiyelim. Bir de demin de bahsettiğim gibi bir sürü diyet seçenekleri var. Yani protein diyeti de var, bir de çok yaygın. Herkes de kullanıyor. Protein diyeti herkese uygun mudur? Nasıldır? Protein diyetlerinin aslında bir uzman tarafından hazırlanmasıyla beraber çok güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ama dediğiniz gibi popüler olarak şu anda da bayağı revaçta. Ama bunu uyguladıktan sonra evet bir kilo verimi görüyoruz. Fakat sağlık problemleri de bununla beraber ortaya herkese çıkıyor. Herkese uygun mu bu? Yani değil. O yüzden bir uzman tarafından, sıklığı da aynı şekilde uzman tarafından belirlenmesi, kişinin boyuna, kilosuna, metabolizmasına, yaşam tarzına uygun bir şekilde planlanması gerekiyor. Eğer bu şekilde planlanırsa gayet tatmin edici sonuçlar elde edebiliyoruz. Ve bunu özellikle de uzun süre zayıflama diyeti uygulamış ama kilo veriminin durduğu kişilerde uyguladığımızda gerçekten güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Ay, çok iyi, çok iyi, çok iyi. Ah biz kilolar, kilolar, kilolar. Şimdi bir de benim gibi çok düzensiz yaşayan, yemek düzeni olmayanlarda, bir de kahveyi çok tüketenlerde. Ben kahveyi çok içiyorum mesela. Kahve bize genellikle derler ya, kahve içme, selülit yapar. Gerçekten yapar mı? Hayır, bu da yine yanlış anlaşılan ve yanlış bilinen bir konu. Yapılan son çalışmalarda kahvenin selüliti yapmadığı, aksine selüliti azalttığı yönünde kanıtlar bulunmuştur. Ha, kahve içebiliriz. İçebiliriz ama miktarı da önemli. 2-3 kupayı geçmiyoruz. Yani günlük önerilen miktar 2-3 kupa kadar ve nasıl tükettiğimiz de önemli bununla beraber. Kahveyi şekersiz, süt tozu olmadan, dışarıda bu şekerli aromalar tercih etmeden ve kremasız tüketmemiz gerekiyor. Eğer bu şekilde tüketebilirsek kahvenin faydalarından maksimum oranda faydalanmış oluyoruz. Mesela kahvenin antioksidan içeriği yüksek olduğu için kansere karşı önleyici etkisi var. Kanseri önlemede önemli bir rol oynuyor. Aynı şekilde konsantrasyonu içerindeki kafein sayesinde konsantrasyonu sağlıyor. Ve bununla beraber de yine kafeinle
yağ yakımına yardımcı olup metabolizmayı da hızlandırıcı özellikleri var. Oo, çok iyi, ben bunları öğrendim. Çok iyi oldu. Çok iyi oldu. Bir de şimdi biz anne oluyoruz. Üst üste sorular soruyorum ama anne oluyoruz. Anne olduktan sonra biraz kilo alıyoruz. Almıyoruz değil. Ben de aldım yani. 20 küsür kilo aldım. Biz çok zorlanıyoruz. Bayağı bir psikolojimiz bozuluyor. Aç kalarak mı, diyet yapmadan da kilo vermeye çalışıyoruz kendi çapımızda, doktora da gitsek. Bir yandan da anneyiz, çocuğumuzu emzirmek zorundayız. Bunun için neler öneriyorsunuz? Ne yapmamız lazım? Şimdi bu da çok yine büyük bir problem. Herkesin zaten bahsettiği şey, ben yemek yemiyorum, evet, neden kilo veremiyorum? Bu da yine bildiğimiz yanlışlardan, sürdürdüğümüz yanlışlardan bir tanesi. Bir kere düzenli yemek yemek metabolizmayı hızlandıran en önemli faktörlerden biri. Dolayısıyla düzgün bir şekilde planlanmış bir öğünde bu üç öğünü yapmak kesinlikle gerekiyor. Ana öğünler ve ara öğünlerle beraber. Az sık. Az sık ve evet, yani öğün atlamamamız gerekiyor metabolizmayı yavaşlatmamak adına. Yine her zaman bahsettiğim gibi su tüketimi de çok önemli. Su tüketimi de metabolizmayı hızlandıran en önemli faktörlerden bir tanesi. Bol bol su içiyoruz. Ve daha öğün dikkat, atlamıyoruz. Öğün atlamıyoruz. Az az sık 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 yiyoruz. Sık besleniyoruz. Formül bu. Evet. Uzmanımıza danışıyoruz. Kendi yani kafamıza mucize göre de... Mucize formülü yok tabii evet, ki. Kendi kafamıza göre de bilinçsiz diyetler yapmıyoruz. Aynen öyle. Son soru soracağım. Biz metabolizmamızı hızlandırmak için neler yapmamız lazım? Çünkü metabolizma tiroid hastalarında daha çok yavaşlıyor. Hı-hı. Ben de bir tiroid hastası olarak. Neler yapmamız lazım? Püf noktaları var mı? Dediğim gibi mucize bir yiyecek yok. Fakat metabolizmayı hızlandırdığını bildiğimiz bazı besinler var. İlk olarak protein içeren besinler tabii ki. Örneğin kırmızı et, tavuk, balık, yumurta, kuru baklagilleri bunun içinde sayabiliriz. Evet. İkinci olarak da sebze ve meyveler de yine burada önemli ve metabolizmayı hızlandıran yiyecekler arasında. Çünkü içerindeki posa nedeniyle bağırsak sistemini düzenliyor. Sindirime yardımcı olarak metabolizmayı da hızlandırmada büyük etkileri var. Üçüncü olarak da kendi içeriğindeki özel etmenlerden dolayı yağ yakıcı etkisi olan süt ve süt ürünleri. Bunu da yine kişinin kendi boyuna, kilosuna ve dediğimiz gibi yaşam tarzına, metabolizmasına göre diyetine uygun şekilde yerleştirirsek yağ yakımında büyük faydaları ve metabolizmayı hızlandırıcı etkilerini görebiliyoruz. Çok güzel. Hep dikkatli, hep düzenli gitmemiz gerekiyor sağlıklı yaşam için. Aklımıza takılan bazı sorularımız var. Şimdi piyasalarda diyet ilaçları. Bir sürü diyet ilaçları var. Şimdi biz halkımızda kanıyoruz diyeyim. Evet. Yani kanıyoruz diyelim. Uzmana hiçbir şekilde danışmadan bunları alıyoruz, kullanmaya başlıyoruz. Bunlar ne kadar sağlıklı, ne kadar zararları var? Biraz da bundan biraz halkımızı bilgilendirelim. Yani aslında tabii ki sağlıklı değil. Her ne kadar özellikle ülkemizde Sağlık Bakanlığı'ndan değil, genellikle Tarım Bakanlığı'ndan onaylı şekilde çıkıyor ilaçlar. Buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Zaten daha önceki senelerde de gördük ki ölümle sonuçlanan vakalar evet, olabiliyor. Evet, birkaç vakalar var öyle. Yani bu daha önce altta bilmediğimiz hastalıklarımız olabilir. Kalp hastalıkları olabiliyor, şeker hastalıkları olabiliyor. Bununla beraber genellikle içeriğinde kafein zaten oluyor ilaçların. Bu da dediğimiz gibi yine kalp hastalıklarını tetikleyici etkisi oluyor. Ve kesinlikle bu tarz ilaçlardan uzak durmak gerekiyor. Yani durmamız lazım. Yani kendi kafamıza göre yine üstüne basa basa söylüyorum. Uzmanımıza evet, danışmadan asla ilaç kullanmıyoruz. Aynen öyle. Yani ben aslında yasaklara da karşıyım. Yani insanlar çok fazla kendini bazı şeylerden mahrum ederek diyet yapmaya çalışıyor. Evet, bir de o var. Yani tatlı yemeyeceğim, pilav yemeyeceğim, şunu yemeyeceğim. Hep sürekli açız. Sürekli aç bir tepki. Evet, bu benim hiçbir zaman zaten önermediğim. Gelen dalışanlarla da beraber. İşte şunu yapmayalım, şunu vermeyin lütfen, tamam ben kilo vermek istiyorum diyorlar. Ama ben bunun sürekliliğinin olduğuna inanmıyorum.
Çünkü belli bir kısıtlamadan sonra insanlar bıkıyor ve bu sefer kısıtladığımız şeyleri iki misli fazla yiyorlar. Evet. Ve tekrardan eski kilolarına geri dönüyorlar. İşte o da bir problem. Tamam, kiloyu verirsin, yine bir ayda verirsin 5-6 gün ama tekrardan dönüşümü. Aynen, yani bunu yaşam tarzı haline getirmek önemli. Dolayısıyla yani asla tatlı yemeyeceksin. Dediğiniz gibi mutfağı güzel olan bir ülkede, lezzetli olan ve geniş olan bir ülkede yaşadığımız için yani yasaklar değil, ne kadar yediğimiz önemli. Benim amaçladığım, yapmak istediğim şey de zaten bu. Yani hiçbir zaman şunu yemeyeceksin, bunu yemeyeceksin değil. Neyi ne kadar yememiz gerektiğini öğretmek. Bir de size gelen hastalarda... Gerçi kişinin metabolizmasına bağlı ya da vereceğiniz diyete de bağlı. Ayda kaç kilo ile kaç kilo arasında verilebiliyor? Aslında sağlıklı olan yarım kilo ile bir kilo arasında verilmesi gerekiyor. Dolayısıyla 2 ile ayda 4 kilo arasına kadar verilebiliyor. Ama bu dediğiniz gibi metabolizmaya o kadar evet. bağlı ki evet. ayda 7 kilo verenleri de olabiliyor. Özellikle erkeklerde. Veya az olanlar da olabiliyor ama bu diyete ne kadar uyumlu olduğuna da bağlı. Yani diyete maksimum oranda uyum sağlayanlar da başarı çok daha fazla oluyor. Ya hem metabolizma hem de daha dikkatli yaparak, uzmanımızın da her dediğini yaparak da sağlıklı sonuçlar elde etmiş oluyoruz. Öyle, bir de tabii ki çok fazla bu diyet olayına da şartlanmamak gerekiyor. Yani onu yemeyeceğim, bunu yemeyeceğim. Çünkü genelde insanlar diyete girdiklerinde... Yasaklar tatlı geliyor. Evet, yani ben şunu yemeyeceğim derken bütün gün aslında yiyecekleri düşünüyorlar. Ve farkında olmadan acıkıyorlar. Yani bu diyet psikolojisinden çıkmak ve ben yapabilirim şeklinde düşünmek gerekiyor. Çünkü genelde karşıma oturduklarında her zaman lütfen bir şeyler yapalım ama ben yapamayacağım. Ama bu şekilde olduğunda da zaten gerçekten yapamıyorlar. Evet, inanmak lazım ama çok fazla tabii ki diyetle bunu bir takıntı haline de getirmemek lazım. Öyle söyleyeyim. Çok güzel, çok güzel. Yani çok dikkatli olmak lazım. Sonuç almak için de söylenenleri yapmak lazım. Bir de nasıl söyleyeyim size, yaza girmeden ya da kışa girmeden detoks tarzında diyetlerimiz var. Önce detoks tarzında sıvı diyetinden başlayalım, sonra kalori diyetine kadar gidelim. Evet, sıvı diyeti. Bu yine tabii ki yani bir sabırsızlığımızın göstergesi. Evet, bir an önce olsun istiyoruz. Kilo verelim. Evet, uzun bir sürede aldığımız kiloyu bir haftada vermeye çalışıyoruz. Ama bunun yine sonuçlarına baktığımızda daha önce bu şekilde gelen bir danışan olmuştu. Ben detoks yapmak istiyorum. En sonunda peki tamam yapalım dedim. Ve sonuçlarına baktığımızda yani kendisi başka bir merkeze detoks yapmak istedi. Öncesinde geldi, tarttık. Sonrasında geldi, tarttık. Bu 5 gün süresince de sıvı beslendi. Ve gördüğümüz şey sadece kas kaybı oldu. Yani asla sağlıklı bir kilo kaybı olmuyor. Aksine vücudu daha çok kas kaybıyla beraber metabolizmayı da yavaşlatmış oluyoruz. Bununla beraber de yağ oranı da arttı. Yani hiçbir zaman önerdiğimiz ve sağlıklı bulduğumuz bir şey değil. Ve dediğiniz gibi hemen bir kalori kısıtlamasına da gidiyor insanlar. Hemen çok düşük kalorili, 800 kalori, 500 kaloriye kadar. Yine aynı şekilde bu popüler diyetler bu şekilde planlanmış. Sadece meyve, sadece sebze yeme gibi. Bu değil, önemli olan dengeli beslenme ve bütün besin gruplarını içeren bir beslenmeyi katmak gerekiyor. Yine de az porsiyon. Neydi? Sloganımız neydi? Az porsiyon kontrolü. Az porsiyon düzenli yemek. Az sık sık yemek. Sık sık. Yasak yok bir de yasak tabii yok. Ki. Yasaklar tatlı zaten. Evet. Tatlı geliyor. Tekrardan ayağınıza sağlık, ağzınıza sağlık. Bizi bilgilendirdiğiniz için çok çok teşekkür ederiz Buse Çapraz Hanımcığım. Birinci Levent'te yerimiz. Herkesi evet. bekliyoruz. Evet, öyle yasaksız söyleyelim. Yasaksız diyet için herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederim. Bu haftaki Canlı Tuvaller programımız sona ermiş bulunmaktayız. Sağlıcakla kalın. Haftaya görüşmek üzere.